tabii ki eski başsavcı, Azerbaycan'ın başsavcılık görevinden ilk diplomat olarak Romanya'ya tayin edildiğinde büyükelçi olarak kendisiyle tanışmış olduk. Kendisiyle tanıştığımızdan kısa bir süre sonra Eldar Hasanov'un Romanya'da Türk toplumunu birleştirici özelliği vasfına bütün sivil toplum örgütü başkanları olarak şahit olduk. Mesela ilk Evet. geldiği Romanya yıllarda Eldar Hasanov Köstence'deki Müslüman Tatar Türklerimizle Osmanlı'dan kalan evladı Fatihan Türklerimiz arasında bir sorunu duyunca Köstence'ye gitti. Onlar arasında bir yemek düzenleyerek Türklerin bölünmeye ve ayrışmaya lüksü olmadığını, birlikten güç doğacağını belirterek onlara barıştırdı. Yani Türk dünyasının burada Köstence'de bir sıkıntısı olan iki ayrı grup arasında ilk barışı sağlayarak Türk dünyasına ilk hizmeti vermiş oldu. Daha sonra uzun yıllar kendisiyle beraber olduk. Çok yakın beraberliğimiz, dostluğumuz oldu. Tabii ki Eldar Hasanov yalnız Azerbaycan'ın değil, Romanya'da 12 yıla yakın, yani Büyükelçilik döneminde Türk dünyasına sayısız hizmetleriyle Romanya'dan ayrılan ve Romen hükümeti tarafından üstün hizmet nişanıyla onurlandırılan ender elçilerden bir tanesi. Ve ben bizzat Romanya'da kendisinin yaptığı Haydar Aliyev Parkı, Bükreş'teki Haydar Aliyev Parkı ve büstünün açılışında Sayın Başkan İlham Aliyev'in ve Romanya Cumhurbaşkanı Basescu'nun karşılıklı sohbetlerinde Romen Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'den bir ricası olarak lütfen bu elçimizi almayın. Çünkü bu elçi Azerbaycan-Romanya arasında bugüne kadar yapılan en büyük hizmetlere köprü olan bir insan. Türk toplumu arasında büyük birliği sağlayan insan, Romanya halkı tarafından büyük sevgiyle karşılanan bir insan diye Sayın Basescu'nun Sayın Aliyev'den bir dileği olduğunu da biliyorum. Bir şey kaldı ki Eldar Hasanov Romanya'da hizmet süresince yalnız bunlar da yetinmedi. Mesela dinimiz, İslamiyet'e de büyük hizmetler olan bir Moldavyalı papazın tefsir ettiği Kara Kur'an ve İslamiyet'i yanlış şekilde Romen halkına yansıtan Kara Kur'an'ı bizzat cebinden ücretini ödeyerek, tefsir ettirerek şu anda Romen halkının gerçek İslamiyet'i anlaması ve dinimizi tanıması açısından İslamiyet'e büyük hizmeti olmuştur. Evet Bugün başkanım. Romanya'nın başkenti, Avrupa Birliği ülkesindeyiz. Üç dünya liderinin büstü ve meydanı vardır. Bir tanesi nacizane eski büyükelçimiz, şu anda Avrupa Parlamentosu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı olan eski büyükelçimiz Volkan Bozkır'la odamızın, bizim hizmetimiz olan Atatürk Meydanı ve büstü. Bunu gururla söylüyoruz. İkincisi De Gaulle'ün büstü, Fransız devlet adamı. Üçüncüsü de Eldar Hasanov'un kendi vatanı ve liderini onure etmek, Avrupa'da onu ölümsüz yapmak için açmış olduğu Bükreş'te Haydar Aliyev Parkı ve büstü vardır. Bugün Ploiești şehrinde Petrol Fakültesinde okuyan Romen öğrenciler Eldar Hasanov'un hizmetleriyle Haydar Aliyev laboratuvarlarında eğitim görmektedir. Bugün Evet. Romen halkı Türk dünyasının önemli tarihimizi, kültürümüzü tanıtan Dede Korkut'umuzun Romence okumaktalar, Fuzuli'yi okumaktalar, sayısız eserlerle Türklük dünyasına ve Türk edebiyatına büyük hizmetler sunmuş bir insandır. Yani Eldar Hasanov'un gerek Romanya'da gerek Balkanlar'da, mesela en son Sırbistan'da Osmanlı'nın
Belgrad'da yaptığı Bayraktar Camii, Sırplar tarafından yakılıp yıkılan bir cami, Eldar Hasanov tarafından Haydar Aliyev Vakfı ismi şeyiyle, kanalıyla modernize edilmiş ve bütün o bölgedeki hocalar İslami kıyafetleri gelerek Sırp bakanların, Sırp Cumhurbaşkanı'nda katıldığı ezanla, Kur'an'la Bayraktar Camii'ni açarak Balkanlarda İslamiyet'e büyük hizmet sunmuştur. Yine Belgrad'ın en büyük parkı şu anda Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev büstü ve Azerbaycan'ın milli marşlarını çalmaktadır. Bu insanın eserlerini yaptığı kendi ülkesi, vatanı Azerbaycan ve Türk dünyasına yaptığı Balkanlardaki hizmetleri saymak için uzun bir zaman gerekmedir. Çünkü sayısız hizmetlerle bugün gerek Romanya, gerek Sırbistan, gerek Bosna Hersek ve görev yaptığı Karadağ'da büyük hizmetlere imzası olan Türk dünyasının, zaten Azerbaycan'da birkaç yıl önce de dünyada yılın Azerbaycan elçisi olarak seçilmiştir. Türk dünyasının önemli ismidir ve kendisinin şu andaki sağlık durumu onu Balkanlarda seven 10 binleri, 100 binleri büyük bir şekilde üzmekte. Birçok sivil toplum örgütü bizimle temasa geçerek Eldar Hasanov için ne yapabiliriz demektedirler. Hastanede şöyle ki, Aralık ayından itibaren zaten kronik hastalıkları yanı tekrarlayan hep baş dönmesi oluyordu ve benim babam 170 kere düşmüş. Düştüğü zaman sürekli ve sürekli avukatlar hep müracaat ediyorlar savcılığa. Böyle bir hasta bir adamı bu baş dönmesinin nedenini, sebebini öğrenmek için hastaneye gitmesi gerekiyor. Ve hastanede komple bir MR yapılması gerekiyor. Yani bu nedeni ne? Yani neden bu insan durduğu yerde düşmeye başlamış? Fakat sadece ve sadece Temmuz ayında başarabildik. Babam hastaneye transfer olundu. Orada ağır bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra hastanede sürekli tabii ki bu baş dönmeleri gördüğü zaman doktorlar beyin MR'sını yapıyorlar. Ve babam da ilerlemiş formda pozisyonal patoksizmal vertigo, yani baş dönmesinin sebebi bu, evet, yani. Bir denge kaybı. Ama ilerlemiş formda. Denge, evet, kaybı. Öncesinde vardı Sabine Hanım. Efendim? Cezaevine girmeden önce böyle bir rahatsızlığı var mıydı? Hayır. Benim babamın kronik hastalıkları vardı. Kalpte rahatsızlığı vardı. Bağırsakta hastalığı vardı. Bir sürü ameliyat geçirmişti zaten. 66 yaşında. Şeker hastası. Fakat Aralık ayından bu baş dönmeler başlıyor. Bu başlayınca ve düşmeye başlayınca, yani darbeler alıyor. Çünkü düşüyor yani. Düşünün yani. Sağ olsunlar. Kaldığı yerde benim babama çok yardım ettiler. Yani ellerinden geleni yaptılar ki benim babam orada, yani şöyle diyeyim, yani hayatını kaybetmesin. Şu anda hastanede ve durumu çok kritik. Çünkü hiç dengeyi tutamıyor. Yani bunun için temiz hava lazım, egzersizler lazım, sürekli ve sürekli ilaç içmesi gerekiyor. Yanında birisi durmalı sürekli, çünkü kendi başına yani artık banyoya bile gidemiyor. Yani sürekli yanında biri olmalı. Ve en son bu pazar çok kötü düşmüş, yüzüstü düşmüş. Allah'tan yani başında bir hasar yok. Veya evet, olursa, şimdi o yüzden şöyle bir şey diyorum. Verilmiş bu ittihamlarla henüz şüpheli şahıs gibi kaldığı süreçte benim babam ne yaptı da yani evde ev duslağını çıkaramıyor. Yani neden
Aralık ayından sürekli müracaat ettiği an, yani ki bu adam sürekli düşüyor. Kendini yanında biri olması gerekiyor. Ona yardım etmesi gerekiyor. Tıbbi yardım, profesyonel bir tıbbi yardım gerekiyor. Neden? Yani şimdi bu Temmuz ayında biz böyle bir duruma geldik. Ve her an böyle bir korkuyla uyanıyoruz. Acaba ben sabah ne duyacağım? Babamı kaybettim mi? Bir yıl oldu mu Sabine Hanım? Bir yıl doldu mu? Evet, bir sene. Bir sene oldu. Bir yıl 13 Ağustos'ta bir sene olacak. Evet. Eldar Hasanov Romanya'da görev yaptığı sürece hiçbir gün vatanı Azerbaycan ve lideri İlham Aliyev için kimseye bir konuşma, aleyhte bir konuşma yaptırmamıştır. Kaldı ki en büyük özlemi, bugün üzüntü duyuyoruz bizler de, en büyük özlemi bazen beraber oturduğumuzda sık sık Azeri'nin çırpınırdı Karadeniz parçasını dinlerdi günde 3-5 kere. Finalde Azerbaycan bayrağını Karabağ'a dikeceğiz dediği o söz üzerinde durur. Kardeşim inşallah sağlıklı sıhhatli ölmeden o bayrağın oraya dikildiğini görmek istiyorum derdi. Sık sık bunu paylaşırdı bir özlem olarak. Fakat Azerbaycan bugün biraz önce Sayın Başkan Seyfullah Türksoy'un da belirttiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde yıllarca özlem duyduğu, acı ve zulüm çektiği Karabağ'da büyük bir zafer elde etti. Ama elde edilen bu zaferde benim kardeşim hastanede o özlemi, o isteği olan, bütün özlemi olan Karabağ'da Azerbaycan bayrağını görmek isteği olan hayalini cezaevinde belki ızdırap içinde izliyor. Arzu ederdik ki bu başarı, bu zaferde Eldar Hasanov gibi Türk dünyasına sayısız hizmetleri olan, ana vatanı Azerbaycan'a sayısız hizmetleri olan, Balkanların bütün dört köşesinde umum lider Haydar Aliyev ve şu andaki lideri İlham Aliyev'i yücelten hizmetleri olan, İslamiyet'e, Hazreti Kur'an'a hizmeti olan, Türklük dünyasına hizmeti olan böyle bir insanın bu mutlu günde Azerbaycan'ın Karabağ galibiyetiyle, Karabağ zaferiyle, sevinçle yaşadığı bu günde o adamın inanıyorum ki duygularını yakından tanıdığım dostum olduğu için hastane köşesinde üzüntü ve elem içinde izlemektedir. Bu da bizi çok üzmektedir. O çünkü en büyük hayali bir gün şu andaki lideri, onu da paylaşıyordu buradaki Türk toplumuyla, diyordu ki bu başarı gelecek, biz Karabağ ve topraklarımızı geri alacağız ve bu da şu andaki liderimiz İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı prezident döneminde olacak diyordu. Böyle bir insanın o hastane köşesinde bugün bir takım insanların yanlış bilgilendirmesine, biraz önce Seyfullah Başkanım'ın dediği gibi şu hale düşürülmesine, bırakın beni, onu tanıyan Balkanlarda on binler, yüz binlerce Türk'ü olsun, Azerisi olsun, Kazağı olsun, Türk dünyasının tüm insanları büyük üzüntü ve elem içindeler. Böyle bir şeyi bir türlü İlham Aliyev Cumhurbaşkanımızdan da bu gece şu yayında inşallah izliyordur kendisi ve izleme şansı bulur. Bir an önce babasından kendisine emanet bırakılan, bakın Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Romanya'yı resmi ziyarette bulunurken Türk toplumu adına ben bir konuşma yaptım kendisine. Birçok evet. Azerbaycan televizyon basını izliyordu. Kendisine bir sürpriz yaparak 3 gün 3 gece çalıştım. Türkiye'de lazerle işlettim bir plaket. Manevi alemden Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev'e vasiyetini yazdım. O vasiyette ve kendisine yüzüne okudum onu. Oğlum İlhan diye başlayan
bir vasiyetti. Orada Azerbaycan'ın halkının mutluluğu, refahı ve Karabağ'ın geleceği için benim yücelttiğim bayrağı daha yükseklere taşıyacağım inancıyla huzurlu ve mutlu, manevi alemde huzurlu ve mutluyum diyen bir plaketi okudum. Ama ikinci plaketi hazırlamam gerekiyor. Bir daha ziyaretlerinde babanın ikinci vasiyeti Sayın Haydar Aliyev'in rahmetli umum lideri oğluna belki şu olacak. Benimle beraber Azerbaycan'ın milli bütünlüğünü, birliğini ve ekonomik savaşında benim yanımda kahramanca mücadele eden ve benim yanımda yıllarca hiçbir yanlışı olmadan Azerbaycan halkına hizmet eden insanları da lütfen bu durumlara düşürme, onları da koru diye bir şey olacaktır, vasiyeti olacaktır, inanıyorum. Çünkü babanız rahmetli Haydar Aliyev'e bu insan yıllarca, bugün başprokur diyoruz, başsavcılık yapmış, adalet sistemine hizmet etmiş, yıllarca Azerbaycan'a büyük hizmetleri dokunan bu insanın inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bir an önce adaletin gerçek şekilde aydınlığa kavuşturacağına ve kendisini özgür bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Biz de aile olarak, babam dahil, inanıyoruz ki İlham Aliyev, bizim Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel bu haksızlığa son koyar. Haksız olan bir insanı ölüme terk etmek hiç hiçbir yerde görünmeyen bir şey. Bizim Cumhurbaşkanımız humanist bir insan. Onu herkes biliyor. Biz sürekli müracaatler yapıyorduk aile olarak. Ben kesinlikle eminim ki bizim müracaatlerimiz ulaşamıyor. Yani hangi bir sebeple ben bilmiyorum. Çünkü bir sürü müracaatler ettik, bir sürü mektuplar yazdık. Ancak ulaşamadığı için bugün benim babam ölümle yüz yüze kaldı. Yani yürümeyi kaybetti. Neredeyse artık yürüyecek mi bundan sonra bilmiyorum. Yarın bize ne getirecek onu da bilmiyorum. Mahkemeye çıkabilecek mi bu durumda onu da bilmiyoruz. Yani şöyle bir durumda yine tekrar buradan çok umuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız duyar ve kendi onun adaletine inanıyoruz ve bir an evvel müdahale eder. Yani benim artık babamın hayatını kurtarır. Buradan bizim başsavcıya Kemran Aliyev'e de sesleniyorum. Bir zamanlar benim babam başsavcıydı. Şimdi geri dönünde bakıyorum. Eğer ki böyle bir devlet adamı henüz şüpheli şahıs gibi mahkemeye çıkarmadan, subutlar yeri olmadan böyle bir hasta insanı ölümle tek be tek, yani yüz ve yüz bırakır mıydı? Kesinlikle. Yani çok umut ediyorum ki Sayın Başsavcımız Kemran Aliyev kendisi bir an evvel müdahale eder bu istintaka ve babama izin vermez ki, yani benim babamın hayatını kaybedecek. Yani bizim ülkemize başucalığı getirmez ki benim babam hayatını kaybetse orada. Bunun mesuliyetini o zaman kim taşıyacak? Bütün temennimiz, dileğimiz ve on binlerin, yüz binlerin Eldar Hasanoğlu seven gönül dostlarının dileği bir an önce sağlığına kavuşması ve inanıyoruz ki adalet sistemine, Azerbaycan hukukuna da inanıyoruz. Orada görev yapan vicdani savcılara da inanıyoruz. Eldar Hasanoğlu bir an önce bu ithamlardan, bu kumpaslardan kurtularak özgürlüğüne kavuşması, o şu anda Karabağ özlemiyle için için yanan insanın Karabağ'a gidip o özgürlüğün, o başarının, o zaferin
özgür havasını teneffüs etmesi ve torunlarıyla buluşup artık belli bir yaşa geldi. Kendisi 66 yaşında, bundan sonra kendi ülkesine bir duayen olarak itibarının ve şu anda zedelenmek isteyen itibarının, yok edilmek isteyen ithamlarla itibarının geri kazandırılarak Eldar Hasanov'un gerçek şerefli, şanlı, duayen bir büyükelçi olarak, vatanına, Türk dünyasına hizmet eden bir elçi olarak yine Azerbaycan ve Türk dünyasında yer almasını arzu ediyoruz. Son dileğimiz bu. Dualarımız onunla. İnanıyoruz adalet en kısa sürede yerini bulacak, gerçekleşecek. Bu iftiralar, bu karalamaların yapanların yüzlerine Allah'ın yüce adaletinden büyük bir şamar ineceğine inanıyoruz. Onu karalayan, çünkü onu şu anda cezaevinde ve yattığı hastanede koruyan, Romanya'da Hazreti Kur'an'a hizmet eden, İslamiyet'e hizmet eden ve Yüce Tanrı'nın dualarını alan önemli bir şeydir, manevi bir değerdir. Onun için onu Allah'a havale ediyoruz. Bu haksızlığı yapanların Allah'a havale ediyoruz. Bir an önce de Eldar Hasanov gibi Azerbaycan'la, vatanına, milletine sadık, liderine sadık bir insanın özgürlüğüne kavuşmasını da en büyük temenni ve dileğimiz. Ben hepinize iyi akşamlar. Ben buradan tekrar şunu söylemek istiyorum. Benim bildiğim, tanıdığım Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev hiçbir zaman haksızlığa göz yummadı. Ve umut ediyorum bugün de bu haksızlığa, benim babam bu haksızlığa maruz kaldığı bu haksızlığa da göz yummayacak. Benim umudum bunda. Bir sözüm var. Eldar Hasanov'un ölüme terk etmesinler. Çok ciddi söylüyorum. Onun çok ciddi bir rahatsızlığı var. Ve her an babamızı kaybedebiliriz. Buradan sesleniyorum. Ben çok umut ediyorum. Her gün buna umut ediyorum. Her gün dua ediyorum. Yukarıda Allah'a subhanahu ve teala, burada da Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın adaletine inanıyorum. Benim babamızı bize sağ salim döndürsünler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim.